Herkese merhabalar arkadaşlar. Ya Futbol 2023 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, online maçlarımıza devam ediyoruz. Bu aralar gameplay çok fazla istemişsiniz derken rakip geldi, ileri dedik. Haydi bakalım, gameplay oynamaya devam ediyoruz. Bugün bir de farklı bir dizilişle sahaya çıkacağız arkadaşlar. Bu dizilişimiz bu arada Gent'in dizilişi arkadaşlar. Bu şu anda Adana Demirspor'la karşılaşan Gent'in dizilişi, bilginiz olsun. Tamam, bu şekilde çıkalım. Oyuncu değişikliği yapmaya gerek yok. Var mı? Ya da Van Nistelrooy'u tamam koyalım. Rakibin kadrosuna baktığımız zaman rakibin kadrosu da gayet güzel duruyor arkadaşlar. Haydi bakalım maçımıza gidelim. İnşallah bol golü, bol pozisyonu, güzel bir maç olur. Sadece defansif orta saha bir tane var. Ofansif orta saha var ekstradan. Yine kanatlı bir diziliş. Güzel bir diziliş, beğendim ya. Hani denemeye devam ediyorum. Dediğim gibi Gent'in dizilişi arkadaşlar. Bu Adana Demirspor'un, yani Belçikalı Gent. K ile olan değil de sonu T ile biten. Haydi bakalım, Rummenigge'nin vuruşuyla maçımıza başladık. Lothar Matthäus. Hemen bir atağımız var mı? Santrabag'ı. Santrabag'ı. Beleş gol. Beleş golleri severiz. Hiçbir şey uğraşmayan, böyle çok gol yedim ben arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki, yani beleşten gol attı diyeceksiniz ama ben de böyle çok gol yedim. Yüzlerce yedim yani. Yiye yiye sen de alışıyorsun arkadaşlar. Yedikçe sizler de alışıyorsunuz ama hani pasif etmediğim bir durum. Yani zevk alınacak bir durum yok yani. Kaka. Kaka iyi vurur. İyi vurur. Kaka vurdu. Olmadı. Kaka Leyda. Uzun zamandır Kaka'yla ofans, yani uzun zamandır kanatlı oynadığımız için arkadaşlar ofansif orta sahada da oyuncu deneyemiyorduk. Bu hafta da Rafa Leão'nun da kondisyon derecesi B'ye gelmiş. Onu da süper yedek olduğu için yedekleri aldım. Kaka'nın yedeği olaraktan. Haydi bakalım Tomiyasu. Kaka yine aldı önüne. Kaka. Kaka. Olmadı. İkinci kez deniyor. Kaka yokluyor kaleyi. Kaka, yani ofansif orta sahaların gerçekten en iyi oyuncularından bir tanesi. Siz de takdir edersiniz ki. İndirebilecek miyiz? Bravo. Lothar Matthäus. Güzel araya girdi. Tonali. Tomiyasu. Vazgeçilmezimlerden bir tanesi. Rummenigge. Kaka yine aldı. Kaka vurdu. O nasıl bir topa müdahale ya? Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Joao Felix. Araya girebilecek miyiz? Giremedik. Şimdi girebilecek miyiz? Şimdi girdik. Güzel. Leroy Sané. Kaka. Van Nistelrooy kaçtı. Wout Van Nistelrooy vurdurmadılar. Biraz ağır kaldı. Biraz ağır kaldı. Vurdurmadılar. Bizde kalır Kaka. Rummenigge Nistelrooy'a gelmedi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Olmadı. Baskı yaptık orada. Beko sen de sakin. Sakin, güzel. Ya Mustafa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun koçum? Kendine gel, sakin ol. Tonali ya ne yaptın oraya? Otobüs mü çektin oraya Tonali? Bildiğin adam oraya otobüs çekti ya Tonali. Orta geldi bu arada. Aman dikkat. Sakin. Tamam. Çok güzel çıkarttık. Sakin bir şekilde. Leroy Sané. Leroy Sané. Topu sürdü gidiyor. Rummenigge'nin önüne güzel bir pas. Kaka. Ya işte ya. İşte bunu sevmiyorum işte ya. Arkası dönük kaldı. Arkası dönük kaldı ya. Önü dönüp vurabilseydim eğer. Biraz acele ettik sanki. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Pasa bak. Pasa bak. Hoca. Güzel orta golü getirir. İyi de kesti. Wout Van Nistelrooy. Wout Van Nistelrooy tabii ki. Bu golü kime yazıyoruz? Yani Alexander Arnold. Ona yazıyorum arkadaşlar. Arnold'a yazıyorum bu golü. Eyvah eyvah. Tamam atsın hadi, bıraktım. Ben attım çünkü bir tane. Atamadı. Yapacak bir şey yok. Atamadı. Dakika 44. Haydi bakalım.
estaba el portero, pero se la saca de cine. Yani saldım. Gerçekten saldım. Defans oyuncusunu hatta geri çektim. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Leroy Sané, Rummenigge. Leroy Sané'nin önünde harika bir boşluk. Leroy Sané, aşırtmayı yaptık. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? 3-0, ilk yarıdan 3-0 yapacaktık, olmadı. Güzel. Hemen ikinci yarıya gidelim. İstatistik bakımından ortada gibi duruyor maç. Tabii ki da biz daha çok pozisyona girdik. Ama pas yüzdesi olarak ortada bir maç diyebiliriz. Haydi bakalım, ikinci yarıya başladık. Kaka. Mateus, adamsın. Trent, Alexander, Arnold tutabilecek mi o topu, tuttu. Güzel, önünde de güzel bir boşluk. Trent, Alexander, Arnold, Leroy Sané vurdu. Trent, Alexander, Arnold'dan yine bu golü yazarız abi. Yazarız. Niye? Çünkü muhteşem bir ortada. Adrese teslim. Leroy Sané'den Arnold'un güzel bir performansını izliyoruz. Hadi at bakalım. Hadi bıraktım. Yine bıraktım. Bak, bıraktım. Tamam. Hadi ödeştik. Ödeştik. Tamam. Kabul ediyorum. Ödeşmiş olduk arkadaşlar. Saldık. Baskı yapmadım. Zaten yapsam da yetişemezdim. Tonali, Mateus, Lothar Mateus. Hoca, o 30 metre var ama mesafe güzel. Leroy Sané 30 metreden güzel bir frikiğimiz var mı be? İyi vurduk ha. Leroy Sané! Leroy Sané! Muhteşem bir gol. 30 metreden Leroy Sané. Basma lan, izleyelim lan. Basma be. Basma, izleyelim lan. Harika bir gol. Leroy Sané. Ulan o golü kaçırmasaydın aşırtmayı, şu anda hat-trick olmuş olacaktı. Eyvah eyvah. Sanki hata yaptık gibi hissediyorum. Trent. Çok güzel be. Haka. Haka. Kesti ortasını. Ruud van Nistelrooy için çok da zor bir gol değil. Çok basit bir gol oldu. Ruud van Nistelrooy ama ilk attı, çok güzel. Yere sektirerek vurdu. 5-1 oldu. 5'i bir yerde yaptık. Hadi at bakalım Jesus. Atabilecek mi? Atamadı. Ben ne yapayım? Atamadı. Ne yapabilirim yani? Bazen böyle salıyorum arkadaşlar, fark açıldığı zaman oyundan çıkmasın diye, 90 dakikayı tamamlayalım diye. Hadi vur bakalım, hadi vur. Hadi vur, bıraktım hadi. Atamıyor. Leroy Sané'den muhteşem 30 metre var arkadaşlar. Harika bir frikik golü izlemiş olduk. Leroy Sané'den. Dakika 62, daha 5-1. Kaleci Schmeichel'da bugün neler yapıyorsun böyle? Schmeichel bugün çok güzel işler çıkartıyor. Tonali. Bulandı yine. Marquinhos vurdu. Yine Schmeichel. İyi yer tuttu. İleride kim var? Rummenigge var. İndirdik mi? İndirdik. Leroy Sané pasını veremedi. Aktaramadı pasını. Beko. Nereye attın Beko? Leroy Sané. Leroy Sané, Roberto Carlos, Ruud van Nistelrooy. Güzel paslaşmalar. Roberto Carlos, Nistelrooy, Sané, Mateus. Ah be, Lothar Mateus'a doğru. O açıyı gördüm, o açıyı gördüm. O yüzden topu biraz çevirdim. Lothar Mateus'un önünü tam açtık derken. Bir dakika, Leroy Sané ile buradan kaleye deneyebilir miyiz? Yükselişteki bir Leroy Sané çok tehlikelidir. O, iyi vurduk mu lan acaba? Ha, falsosu çok fazla ya. Leroy Sané'nin falsosu çok fazla olduğu için ayarlayamadık. Aha, Sané'de kaldı. Leroy Sané. Leroy Sané. Hat-trick geldi. Leroy Sané'den 6-1 yaptı.
Ulan kornerden bak neye niyet neye kısmet ya. Vay arkadaş harika bir gol daha. Leroy Sané uzak köşeye şov yaptı. Hat-trick. Jesus yapıştır oğlum. Hadi maçtan çıkmasın en azından. Dakika 76 daha. 2 golümüz daha var sanki burada. Leroy Sané. Oyuncu değişikliği. Ya hayır ya. Hayır ya çıktı. Çıktı. Maçı bıraktı. Keşke bırak 6. golden sonra Leroy Sané'nin o golünden sonra maalesef bıraktı arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu arkadaşlar. Birbirinden güzel goller oldu. Birbirinden güzel ortalar. Özellikle yani atılan iki golü ben direkt Trent Alexander-Arnold'a yazarım arkadaşlar. Leroy Sané de iki tane muhteşem gol attı gerçekten. Birisi frikikten, birisi de çaprazdan uzak köşeye harika bir plase 90'a doğru. Ben keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirseniz sevinirim. Bol bol da yorumlarınızı bekliyorum. Bu aralar desteklerinize daha çok ihtiyacım var arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.